Selam arkadaşlar. Bugünkü videomda en çok kullandığım takılardan bahsedeceğim. Takılara çok fazla ilgim var gerçekten. Bir mağazaya gittiğim zaman mutlaka takı bölümüne bakmadan çıkmam. Ve ben de size bu videoda en çok sevdiğim ve genelde çok kullandığım takıları böyle bir özet geçmek istedim. Sanırım ilk önce bundan başlayacağım. Bu benim çocukluğumdan beri bende olan bir takı. Bunu annemden almıştım. O yüzden hem benim için anısı var hem de şöyle ki altın. Sürekli duşta çıkarmanız gerekmiyor, denizde çıkarmanız gerekmiyor. Sürekli boynunuzda kalabildiği için ben altın takıyı yani çok seviyorum. Ve bende alerji yapıyor diğer takılar. O yüzden altın daha çok hani çok fazla altın takım asla yok ama hani kullanma kolaylığı sağladığı için genelde hani altın olanlar hep üzerimde oluyor, hep boynumda oluyor. Hiç çıkarmam gerekmiyor. Ama o yüzden çok beğendiğim bir takı. Bunun içinde küçük böyle bir inci var. Bu kolye ucunu da annem genç kızken çok beğenip kendi ablasından çalmış galiba. Ben de şimdi annemden aldım. Bunu severek takıyorum. Hiçbir zaman hani çıkarmıyorum boynumdan. Her zaman boynumda duruyor böyle bir şey. Bu da bana halamın hediyesi olan Swarovski bir kolye. Swarovski takılarını beğeniyorum yani. Nadir olsa da beğeniyorum. Çünkü her zaman bana göre bir şeyler yapmıyor ama bu gerçekten çok zarif duran bir takı. Sıradaki kolye... Belki daha önce videomu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Beni takip edenler bunu biliyor olabilirler. Accessorize'nin ürünlerinde bir zamandan sonra bir renk atması oluyor gerçekten. Bunu aldığınızda size bir tane harflerden oluşan paket geliyor ve zincir geliyor. Bu zincire siz istediğiniz her şeyi yazabiliyorsunuz. Ben en son bunu yazmışım. Ama hani biliyorsunuz ki video için yazmıştım. Daha takmadım. Çünkü bu kolyeyi genelde yazın daha çok kullanıyorum. Bu kolyeler benim hoşuma gidiyor. Yaratıcılığı size bırakıyor. İstediğiniz gibi istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Sadece bazen mesela A'dan 3 tane var. E'den 2 tane var ama hani her istediğin insan yazamayabiliyor. Çünkü bazı harflerden tek. O yüzden hani bir kutu daha alasım geliyor. Ama önemli değil. Abartmaya gerek yok diye ben de almadım. Bir sonraki kolyeme geçiyorum. Bunu da daha önce beni takip edenler varsa mutlaka duymuşlardır. Luzemi'nin kolyelerinden gerçekten çok beğendiğim ve günlük hayatta kullandığım şu zincirleri zaten görmüşsünüzdür. Ben bu zincirleri bu gömlekle de takmıştım daha önce şöyle şuradan geçirerek. Benimkisi şu an altın ve gümüş olan, burgulu olan. Bu zincirleri normal hayatta hani her şeyle taktığım oluyor. Normal sivitlerin üzerine de takıyorum ben. Beni takip ediyorsanız eğer Instagram'da falan bunu görmüş olabilirsiniz. Böyle de takıyorum. Hani bunu tek tek kullanıyorum. Onun dışında şöyle başlıkları var. En sevdiğim başlığı benim bu oluyor. Yani her zaman elim buna gidiyor ve bunu boş kullanmak gerçekten çok güzel duruyor. Yani üstünüze hani kombininize şıklık katıyor. Özellikle böyle derin yakalı bir şeyiniz varsa V yakalı kazaklarınızla, V yakalı tişörtlerinizle, gömleklerinizle bu buradan böyle aradan geçtiği zaman ben bunu bayağı duruşunu çok beğeniyorum. İsterseniz içine koyabilirsiniz semboller. Ben abartmamak kaydıyla birkaç sembol koyuyorum. Eğer günün anlam ve önemi varsa ona göre de bir şey koyabiliyorum. Temalar oluşturabiliyorum. O yüzden bu kolyeleri bayağı beğeniyorum. Ama genelde soracak olursanız boş kullanıyorum. Ya da içine bir tane yıldız, bir tane ayıcık, bir tane hani baş harfimi falan koyuyorum. Ya da bir tane taş koyarak öyle de kullanabiliyorum. Ya da boş kullanabiliyorum bunu böyle. Gerçekten dayanıklıymış altın olmamasına rağmen asla bir renk değişmesi olmadı. O yüzden de bayağı memnunum. Kolyeyi nereden aldın derseniz yine bir butik keşfetti Cansu. Bu butiğin adı Happiness Butik. Almanya'da yer alan bir butik. Bu butikte kargo bedava olduğu için yine çok hoşuma gitti benim. Ben de buradan böyle bir kolye ve birkaç bir şey daha aldım. Onları da size göstereceğim. Böyle bir rose gold gibi bir şey ve çok zarif duran bir kolye bu da. Bir de ben mesela böyle bir şey aldığım zaman sürekli onu takıyorum ilk zamanlarda. Sonra biraz sıkılıyorum ama yine elim gidiyor tabii sonra. Şu aralar favorim gerçekten çok beğeniyorum. Ve son olarak benimle artık özdeşleşen, bilmiyorum artık 4 yıl bunlarla ilgili bir bölümde okuduğum için mi bilemiyorum ama doğal taş kolyeler. Ben bunlara yani sürekli elim gidiyor. Sürekli bunları takmak istiyorum. Şöyle mesela bu kuars olan, bu da kıyanit olan. Birkaç tane daha var ama en favorilerim bunlar benim. Bunlara çok fazla para vermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer Eminönü'ne giderseniz Eminönü'nde böyle uçlar satılıyor. Ben bunu Ortaköy'de bulmuştum galiba uç olaraktı ve ben böyle hani böyle doğal durmasını istiyordum. Böyle lazer kesim gibi düzgünce olanlardan istemiyordum. Ben gittim buna bir tane zincir taktım ve hani bayağı bir kullandım. Kuvars bir de bizim için ayraç bir şey yani jeoloji mühendisliğinde böyle bir şey var. Kuvarsın sertliğinden yararlanarak hile yapmışlığım var. Bunun enerjilerine ben inanmıyorum. Ama şöyle bir şey var ki siz ne anlam yüklerseniz
Hani önemli olan o. Şanslı kolyeniz olabilir. Benim gerçekten bu öyle. Klarneti ben ilk gördüğümde derste görmüştüm ve böyle büyülenmiştim. Çok acayip bir şeydi gerçekten. Ne kadar güzel bir taş demiştim. Yani en sevdiğim taş pirit bu arada. Araştırırsınız. Piritten ama kolye yapılacağını hiç zannetmiyorum. Hiç de görmedim. Pirit çok güzel bir şey. Altına benziyor ama altın değil. Bunu ne zaman taksam başıma böyle bir iyi şey geldi. İyi haber. Bir şey geldi ve bu böyle kaldı. Hani o tamam sınava mı gidiyorum, o zaman bunu takayım falan oluyorum. Kesinlikle hayatım boyunca bu kolyeleri seveceğim ve takacağım. O zaman bilekliğe geçeyim. Bileklik benim her gün taktıklarım. Her zaman bileğimde olan. Mesela şu dördü asla bileğimden çıkmıyor. Ne zamandan beri? Ortaokuldan beri. Birkaç tanesi. Birkaç tanesi yeni. Ve bunu hani bir daha keserseniz bu bir daha hani bağlanmıyor. Çakmakla yakarak birleştiriyorduk bunu. Marmaris'ten satın almıştım ben bu bileklikleri. Gerçekten ben bunları her gördüğümde bileğimde o kişiler hani aynısından o kişilere de bağlattığım için o kişiler aklıma geliyordu. Bence çok güzel bir gelenek. Güzel bir an olduğunu düşünüyorum. Umarım onlar da şu anda kesmemişlerdir. Ağzım kesemez zaten. Bakıyorum arada bir. Ama hani onun dışında Murat Han da kesmedi. Onu da biliyorum. Öbür bileğimde de her zaman bulunan şeylerden. Eda diye bir takipçim var ve Eda ile biz tanıştık. Çok mutlu oldum. O İzmir'den gelmişti benim için. Ben çok mutlu olmuştum onunla tanıştığımda. Bana böyle bir hediye verdi. Gerçekten beni anlamış. Benim tarzımı anlamış. C-harfi. Biraz rengi kötü oldu ama olsun, ben çok seviyorum yine de. Takmaya devam ediyorum. Bu da H harfi. Bunu Bodrum'dan normal Gümüşlük'teki o kurulan küçük dükkanlar oluyor. Oradan almıştım. Çok uygun bu fiyata. Ağzıma da C harfini almıştım. O da onu takıyor. Ben de bunu takıyorum. Sanki burada yetmiyormuş gibi bir de bunu aldık. Anlamadım. Neyse. Güzel ama ben seviyorum. Çok basit bir şey aslında. Bu boncuklardan bulduğunuz takdirde ben bile size yaparım. Bu da altın künye. Bu altın künyeyi ben nerede buldum? Annemin şeylerini karıştırırken yine. Çekmecelerini karıştırırken buldum. Bu benim bebeklik künyemmiş. İnanamıyorum. Neden? Çünkü çok bol yani. Bir bebeğe nasıl böyle bir şey alırsınız bilmiyorum. Aslında ben bunu niye taktım? Şey olsun, komik olsun diye taktım. Çünkü bence gerçekten kaba ve komik geldi ilk gördüğümde. Bu ne ya falan dedim yani. İlk önce. Ondan sonra takılı kaldı bu. Asla çıkarmadım. Biraz zor taktım çünkü. Sonra dedim ki Allah iyi dursun bakalım dedim. Böyle 3 aydır falan hiç çıkarmadım. Böyle yapıştı bana. En sevdiğim bilekliklerden birisi de bu. Bunu Alaçatı'dan almıştım. Bu gerçekten bence çok emek verilmiş bir şey. Ve renkleri çok hoşuma gitmişti. Bunu bayağı sıkı pazarlık yaparak almıştım. Sokaktan yine aldığım bir şey. Bunu böyle çok seviyorum bu bilekliği. Birazcık bileğimi terletiyor yazın ama olsun. Renklerini çok seviyorum. Keşke bunu da yapmayı bilsem ama aslında öğrenebilirim. Bir sonraki bilekliğim yine annemden çarptığım turkuaz bir bileklik. Böyle bir şey. Çok güzel bir rengi var yazın özellikle. Böyle bileklerim buraya kadar doluyor benim. Evet, sırada da bu bileklik var. Bunu da annemden aldım. Bu tarz şeyleri çok beğenmeye başladım. Bunun bir de bende yüzüğü vardı aynı bu taştan olan. Ama bu yüzüğü şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Onu da annemden almışım. Bu bir set ama hani bulamadım şu anda. Ve son bilekliğime geliyorum. Bu benim her zaman çok sevdiğim ama her zaman sorun yaşadığım bir bileklik. Delirtiyor beni yani. Bu Swarovski'nin bilekliği. Bunu çok önceden aldım yani. Gerçekten üniversiteye başlamamış olabilirim o zamanlar. Bu ama sürekli kopuyor. Ben anlamıyorum. Bu halkasından çıkıyor kendisi. Ve ben her zaman bunu yere düşmeden yakalıyorum. Yani bir kıyafetime takılıyor, bir şey oluyor. Ama buluyorum bunu her sefer. Böyle kopması da benim canımı sıkıyor. Yapıyorum mesela 2 ay sonra tekrar kopuyor. Benim canım sıkıyor ama buluyorum. Onu yapıyorum, yine kopuyor falan. Bununla ilgili size şunu söyleyebilirim ki Swarovski'nin kolyeleri madem bozuluyor parfümle, bu nasıl bozulmadı hala? Rengi nasıl bozulmadı bilmiyorum. Denize girdim yıllardır. Hani duş asla çıkarmadım. Hiçbir şekilde çıkarmadım. Yani ne olursa olsun ona üşendim işte. Ne taşından bir parlaklık kaybetti. Ne zincirinde herhangi bir kararma oldu. Gerçekten çok kaliteli bir şeymiş. Hiçbir kategoriye koyamadığım bir şey göstereceğim. Bunun bir tarafını kulağınıza takıyorsunuz. Kulağınızın kıkırdağına. Bir tarafıyla da böyle saçınızı topuzunuza falan iliştirebilirsiniz. Saçınızın arkasına iliştirebilirsiniz. Bu böyle kulağınızla saçınızın arasında şu bayraklar görünecek. Böyle bir takı. Ben bu takıyı Six diye bir mağaza var biliyor musunuz bilmiyorum. Oradan aldım. Bunları Mango'dan aldım. Çok uygun bir fiyat aldım. Çiftini 8 liraya falan aldım. Bu arada benim sol kulağımda 2 delik var. Sağ kulağımda 1 delik var. Başka hiçbir delik yok. Yani kıkırdaklarımda piercing falan da yok. Neden? Çünkü ben bu sol kulağımı 3.'yü 2 kere deldirdim. Ama bir türlü onunla birlikte yaşayamadım. Yani çok acıdı. İltihap kaplı bir şeyler oldu. Şişti. Asla hani üzerine yatamadım. Neden böyle oldu bilmiyorum. Eğer dedim burası böyle olduysa
kim bilir dedim şey nasıl olacak. Çok beğeniyorum bunu ve ikisini de sol kulağıma takarak kullanıyorum. Ben böyle bir sürü zincir duruyor kulağımda. Bu küpem de altın ve yakut mu bunlar bilmiyorum. Zümrüt, yakut falan olması gerekiyor. Bunun çifti de var biliyorum. Hatta son videoda bazılarınız fark etmiş. Ama ben bunu tek olarak kullanmayı seviyorum. Böyle çiftli şeyler hani çok klasik geliyor bazen. Bunu genelde hep tek olarak kullanıyorum. Çifti de var tabii ki. Onu takmadım. Her zaman kulağımda. Altın olduğu için bende herhangi bir kaşıntı, iritasyon yapmıyor. Altın harici her şey bir günden fazla kulağımda duramıyor. Kaşıntı yapıyor, yara yapıyor öyle şeyler bende maalesef. Ama altın küpem çok fazla yok. O yüzden hani bu takılı kalınca sorun olmuyor. Ama diğerlerine eve gelir gelmez ilk işim küpe çıkarmak oluyor benim. Çünkü kaşıntı yapıyor gerçekten. Doğal taş tarzındaki küpeleri bayağı beğeniyorum. Bunu da çok fazla taktım gerçekten. Çok güzel durduğunu düşünüyorum bunun da. Küpem var. Buna da yıllardır hiçbir şey olmadı. Çok beğeniyorum. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Sürekli takıyorum bunu da. Böyle bulutlu. Bunun da Kaset diye bir butik var. Oradan almıştım. Aşağı hepsini yazacağım zaten. Şöyle bir küpe var. Yine Happiness Butik'ten aldım bunu da. Ear Cuff deniyor galiba. Çok tatlı buldum ben. Çiftli. Yine ben galiba tek takarım ama hani sıkmadı kulağımı. Saatlerdir kulağımda. Ve böyle bir küpem var. Ear Swig deniyor galiba bunlara. Bu da böyle bir takı almak istedim. Bir iki kere taktım. Fena durmuyor gerçekten bence. Ve bundan sonra da hani takmayı düşünüyorum. Yüzük olarak çok fazla yüzük takamıyorum. Neden? Çünkü yüzük genelde böyle bir bende bir kaşıntı bir şey yapıyor. Rahat hissedemem yüzük olduğu için. Alışmak gerekiyor galiba. Ve ben alışamadım bir türlü yüzüğe. Ama olsun bazen her zaman taktığım yüzükler oluyor. Mesela bu yüzük. Bu yüzük de annemden yine bana hediye etti bunu. Ya da ben çaldım bilemiyorum. Orasını hatırlamıyorum. Bu pırlanta bir yüzük ve altın bir yüzük. Bu yüzük annem ilk çalıştığı zaman kendisine hediye olarak almış. O yüzden onun için bayağı değerli. Bence çok önemli bir şey kendine kazandığı parayla bir şey alabilmek. O yüzden o da bunu almış ve çok seviyor. Ama şimdi asla takmadığı için ben takıyorum. Ben bayağı zarif buluyorum. İyi ki almış yani. Şimdi bana yaradı. Yok. Bunu nereden aldım? Bunu Atlas Pasajı'ndan. Bunu Atlas Pasajı'nın pasaj diyemem ne olacak? Taktığın zaman güzel duran ama kullanması aşırı zor bir şey. Her yere takılıyor ve böyle takılmalar beni delirtiyor. O yüzden tırnaklarımı uzun bile kullanamıyorum. Çünkü her yere takılıyorlar ve beni delirtiyorlar. Bu da altın bir yüzük. Serçe parmağına takılabiliyor. Şöyle küçük bir taş detayları var. Ben çok zarif buluyorum bunu da. Bunlar genelde en çok kullandıklarım ve yeni favorilerim olan takılardı. Takılarda da abartıyı sevmediğimi anlamışsınızdır galiba. O zaman videoyu bitirelim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Umarım size de bir fikir olmuştur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.